Evet, Antalya'ya gitti. Dilek tabii kızının peşinden önce buraya getirip bir şekilde kurtarabiliriz diye düşündük. Ama Dilek, sen şimdi Antalya'ya gittin ama Melisay nerede? Şu ana kadar bir görüştün mü? Haber var mı? Senden mi kaçıyor? Yoksa çeteyle mi beraber? Emrah'ın yanında mı? İyi yayınlar Didem Hanım. Söyle canım, nerede kızın senin ya? Bilmiyorum Didem Hanım. Sadece biraz önce telefonla görüştüm. Yayına çıkmayacaksın diyor. Ben sana defalarca söyledim diyor, Emrah'tan vazgeçmeyeceğim, evleneceğim. Benim gönlünü alman lazım diyorum. İki tarafında, karşı tarafında diyorum. Hı hı. Bana bas bas bağırıyor, olan lafı sayıyor bana. Emrah'ın ailesi mi istiyor? Mesaj attım, gel dedim, ne gerekiyorsa yapacağım dedim. Dönmüyorum diyor. İşte diyorum, yüz yüze görüşelim diyorum Didem Hanım. Biz sürekli ona orada değiliz vermiyor ki. Biz orada değil, bak saat sadece olmuş karşı kaç. Çıkan sensin diyor. Sen karıştırıyorsun diyor. Sen karıştırma ortalığı diyor bana. Gelmiyorsun, ne yapalım? Anne olarak yapman gereken ne varsa onu yapıyorsun yani. Evet, yani çekiniyor tekrar onların eline düşecek diye, evet, korkuyor. Evet, aynen o şekilde yapıyorum Orhan Hocam. Ya huylu huyundan vazgeçer mi? Ben de ondan korkuyorum ama anlamıyor. Bir türlü anlatamadım ben bu kıza. Hayır, bilsek ya Emrah da gerçekten evleneceğim diyor, bu işlere... karışamazsın diyor. Senin karşısına evli olarak çıkacağım diyor. Emrah dönmemiş mi peki? Ailesi de Emrah'ın döndüğünü söylüyor. Bir aileye bir ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Emrah döndü. Emrah dönmemiş mi? Emrah da orada. Emrah'la beraberiz dedi bana. Ha, şu anda beraberiz. Hani dün Ağrı'ya gidiyordu Doğu, evet. Beyazıt'ta, öyle diyorlardı. Emrah da öyle söylemişti. Yani ben kızınızı burada bırakacağım demedi mi sana Emrah? Kızınızı burada bırakıyorum, ben Doğu Beyazıt'a geri döneceğim diye. Evet evet, ben gidiyorum dedi. Oradan kaçmış, otogardan kaçmış. Bulasıymış, bilmiyorum, bulunmuş bir yerde. Ya Emrah'la beraber gidip insanları evlilik vaadiyle dolandırıyorlar. Ve hala Emrah'ı kabul ediyor ya. Bütün aile yargılanıyor şimdi olaydan. Yani sen, şimdi Melisay tabii Emrah'a evleneceğim diye şey yapıyor da Dilek'in endişesi şu. Tekrar bu işlere devam ederlerse başına bir şey gelir, benim kızım öldürülecek diye korkuyor yani. Evet. Değil mi Dilek? Yanılıyor muyum? Evet, biraz önce de aynısını dedim. Seni öldürecekler dedim. Sen karışma diyor. Bir kızın yok senin diyor. Benim hayatıma karışamazsın diyor. Sana diyor mahkeme açıyorum, tazminat davası açıyorum dedi bana. Neden? Neyin davasını açacakmış? Hangi hakla? Kızını aradın diye, onunla ilgili endişelendin diye mi dava açacakmış? Açsın açsın. İki tane açsın. Evet, görünmeyecekmiş. Tekrar içeri alınma olanağı varmış. O var zaten. Yani bunu serbest kalmakla, yani tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalıyorlar. Daha olay bitmiş zaten, değil ki. Beraat etmedi tabii ki. Tabii canım, bu olay daha bitmedi. Daha dur, onun iddianamesi daha olacak, şeyi olacak. Daha başlamadı hocam. Başlamadı daha iddianame yani. Düzenlenmedi. Ki iddianame düzenlensin. Onunla ilgili başka detaylar da ortaya çıkarsa, şu anda Sayın Savcı bir şey kararı aldı biliyorsunuz. Gizlilik kararı aldığı için biz olayın daha hızlı ilerlemek için ben Sayın Savcı'nın iddianamesini tamamlamasını ve davanın açılmasını bekliyorum. Çünkü o olayla tekrar bu işlere devam ederlerse başına bir şey gelir, benim kızım öldürülecek diye korkuyor yani. Evet.